Günaydın. Sabah aldığım ani bir kararla bu haftayı vloglamaya karar verdim. Çünkü bu hafta bayağı enteresan bir hafta olacak eminim ki. O yüzden hoş geldiniz öncelikle. Merhaba dostlarım, ben Zeynep. Bugünün değişik yanı. Bugün Cadılar Bayramı günü yani 31 Ekim. Ve ben bugün kostüm giyinerek okula gideceğim. Evet, kostümüm bu. Çok son dakika kostümü oldu. Bir de üzerine hafta sonu hiçbir partiye gitmedim çünkü yarın ve öbürsü gün vizem var. O yüzden çalışmam gerekti. Azıcık flop mu? Evet. Ama yine de okulu sıralayacağımı düşünüyorum. Bu şekilde. Begüm'e yazsana, belki sigara içme alanındadır. Biliyor seyirci. Hello. Ama unrestricted, pardon, restricted ya da limited acting'de limited Chaos sinema. Bilemiyor yani, çok limited. Chaos sinema bu. Sizlerle bir doğru dürüst konuşamadım. Merhaba. Çok kaotik bir haftanın içerisindeydim. Bu hafta benim vize haftam. Ve onu çekecektim aslında. Ama şöyle, hem salı hem çarşamba ardı ardı iki gün vizem olduğu için birazcık zorladım. Genel zordu bu hafta benim için. Ama işte çarşambadayız daha. her neyse. Yarın düzgün bir okul günü çekebileceğim inşallah. Yani gerçekten umuyorum ki olacak. Haftaya bir proje çekimim var. Ondan sonraki hafta bir sınavım var. Bir şey daha göstereceğim. Bugün vesikalık fotoğraf çekilmem gerekti. Ve hani her seferinde kendime diyordum zaten. Zeynep, fotoğraf çekildiğin zaman bir gözüm böyle minnacık çıkıyor. Öbürü de çok koskocaman çıkıyor. Kendi kendime konuşuyorum sanıyordum. Hani olur ya, kendimi inandırıyormuşum gibi hissediyordum ama gerçekten öyleymiş çünkü ay çok kötü ya. Yani bakın arka oradan çok daha kötü gözüküyor bu arada. Durun şöyle göstereyim, bakın. Bu kısım ne kadar hoş, ne kadar tatlı çıkmışım. Sonra Menace to Society. İnanamıyorum. Çok kötü çok. Neyse, fokuslamıyor, fokuslamasın. Haklı sebebi var fokuslamaması için. Her neyse ya. İşte yarın görüşürüz diyorum şu an. Evet, şimdi gidiyorum çünkü çok uykum var. 2 gündür sadece 8 saat falan uyudum, o yüzden. Görüşürüz.
is that it's similar to the framing. Selamlar. Bu videoyu ben artık üçüncü kere çekiyorum. Çünkü az öncekini de ışık güzel değildi. Her neyse. Selamlar. Az önce Comdi 357 dersinden çıktım. Comdi 357 dersim Multimedya Journalism dersi. Blog yazıyoruz. İşte Ankara'nın sinema kültürü hakkında yazıyoruz. Ve bence bayağı eğlenceli bir blogumuz var. Aşağıdan bakmayı unutmayın. Ben niye buradan çıktım ya? Bilkent'te Yurtlar Spor Salonu'nda yüzme havuzu var. Ve senenin başından beri düzenli bir şekilde kullanıyorum. Çok hoş bir yer. Okuldaki en sevdiğim ilk üç yere girer yani. Şimdi yüzmeye gidiyorum o yüzden. Size de etrafı göstereyim diye çekmeye karar verdim. Yüzeceğim bir saat kadar. Sonrasında yine ödev yapacağım. Öyle, o şekilde. Seem to focus, and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You can check your complexion to find your reflections all along. I had to go. Şu an saat 5.30. Saat 6'da benim çok beğendiğim ve 2022'deki favori filmlerinden biri olan After Sun'ın gösterimi olacak sinema kulübüyle. O yüzden ona kaldım. Aynı zamanda montaj yaptık. Yine ben. Şu anki setup'ınız o kadar kötü ki. Yani bir dokunuşta hepimiz düşeceğiz. Arkadaşlar selam. Saçımı tarayayım. Bugün çok değişik bir olay oluyor. Hayatımda ilk defa olacak. Belki de tek bir kere olacak bir olay. Allah gidiyor. tek bir kere olacak bir olay. O da bizim bölümde bir projemiz vardı. Bölümce yaptığımız 3. sınıflar olarak. O da Ankara Film Festivali için Ankara Belediyesi adına bir belgesellimsi bir şey çekmekti. Biz çektik. Ve bizim filmimiz şu an festivalde gösterilecek. Hayatımda hiç, yani şu an festivale gitmeye hazırlanıyorum yani. Ama şöyle bir durum var ki, hiç kendi filmimin gösterimine gitmedim. O yüzden ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. En azından birazcık özenli giyineceğim. Ama bir makyaj yapmam lazım, bir şey yapmam lazım falan filan. Galiba, yani şöyle diyeyim. İsmimi şeyde, filmin sonunda, kredilerde gördüğüm zaman anlayacağım olayın büyüklüğünü. Şimdi makyajımı yapayım. Yeni de uyandım abi. Bugün dersimi kırıyorum. Bugün dersi kırıyorum. Biraz mola istiyorum. Kahvaltı falan yapıp anca. Vallahi ne diyeyim yani. Her neyse, siz nasılsınız arkadaşlar? Bu projeyi anlatayım azıcık. Bizim aslında hani çektiğimiz bir şey değildi bu. Bizden çekmemiz istendi. Yani öyle bir planımız yoktu. Büyükşehir Belediyesi ile bizim bölümümüzün ortak projesi. Ankara'da 4 tane UNESCO geçici miras listesinde olan, bir tane de o listeye aday olan yer var. Bunların belgesellerini çekmemiz istendi. Bizim grup, canım arkadaşlarım Gülce, Ege ve Begüm'le beraber biz de Hacı Bayram Veli Camisi ve çevresini çektik. Yani bir göreceğiz ne yaptığımızı bir de.
Bu şekilde yani böyle bir şey çektik. Bizim dışımızda Gordon Antik Kenti'ni çektiler, Beypazarı'nı çektiler, Arslanhane Camii. Bir de o listede yok ama Atatürk Bulvarı çekildi. Herkes bir şeyler çıkarttı yani bakalım nasıl olacak. Çok sürdüm. Of. Ya bir ayda film çekmek zor. Of o kadar dağınığım ki bu hafta gerçekten inanılmaz zorladı beni yani. Ve hani zorlanacak. Ben hayatımı zorlaştırdım daha doğrusu öyle söyleyeyim. Belki biz bizim de gözüküyoruz. Yok belki konuşmalı oldu. Raket var. Filme giremiyorum. Varlıkları Dairesi ve Bilkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü işbirliğinde hazırlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Sayın Bekir Ödemiş burada. Kendisi şimdi projeyle ilgili küçücük konuşacak. Çok da sizi bekletmeyeceğiz. Festivalin yapımcısı değiliz biliyorsunuz. Çünkü belediye...